Daha önce hiç zorba bir öğrenci oldunuz mu? Ben olmadım. Fakat bugün Minecraft'ta zorba bir öğrenci olarak aşık oluyorum. Ve aşık olduğum kız için kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Ya bugün de kendimi inanılmaz tehlikeli hissediyorum okul içine. Harbi diyeyim bak. Baksana şuna bak ya. Oğlum okula böyle gidilir mi lan? Neyse bugün gideceğim. Bugün çok tehlikeli hissediyorum çünkü. Hep bunlar bana dehşet saldı bu zamana kadar. Artık sıra bizde. Şöyle bir içeri girelim. Selamünaleyküm. Oo. Bir dur. Kardeşim hayırdır nereye gideyim? Sana ne mi? Bak cevaplara bak. Bir dışarı gelsene ikisine. Gel. Şu ağacın kenarına gel. Ya şey diyeceğim bu arada. Az gel bakayım. Ben bu arada çok tehlikeliyim bak. Sen bana anlatamayayım galiba. Hakikaten sıkıntılıyım bak. Oğlum problemlerim var lan benim. Varsa var ne olmuş mu? Oğlum bak senin var ya. Para ver lan bana. 50 kuruş ver direkt. Vermeyeyim. Bak yumruk atı. Zık. Aaa para. Bundan sonra buralarda bizim adımız geçiyor tamam mı Johnny? Bir sıkıntısı olan varsa okuldan çıkıp yanıma gelsin. Neyse tamam. Şöyle bir girelim. Şimdi bakayım şöyle bir. Merhaba. Oğlum bir dakika lan kendin gel. Ben artık zorba bir kurbağayım. Abi izle oğlum bakışmayın öyle ya. Geç içeri geçin lan. Ne böyle cinsiz bakışız mı? Tiplere bakacağız ya bu ne ya. Oğlum senin bir kitap alacaksın 3 saattir buradasın. Al kitabın defol git gözüm görmez seni valla. Sıkıntılıyım ha bugün. Bir çözeceğiz. Şöyle bir girelim içeri. Merhaba ben çok güçlü bir kurbağayım. Tanışalım. İsminiz nedir? Şule mi? İsminiz ne kadar da güzelmiş ya. Benim de ismim Burak. Burada ne işin var? Şule yani çok zeki değilsin herhalde. Okul yani burası. Neyse öyle yani. Tekrar görüşürüz Şule'cim. Kendine dikkat et. Hey. Şş, ne oluyor oğlum burada? Ne oluyor? Bu ne şimdi? Sen kendin yakışıklı mısın? Ne bu tip? Kızla Şule'yle mi tanıştın? Evet ya sadece yeni tanıştık. Fakat Şule'ye bir ısındım. Oğlum bir dakika. Şş, kendine gel. Teşekkürler Furkan mı? Şş, oğlum bak. Şurayı bir kapat. Al sen 2 dakika bir kenara gelsene. Oğlum Furki bak. Öyle cins hareketleri yapma. Tehlikeliyim diyeyim sana. Duydun mu? Bak elimdekini göreyim mi? Sen benim bu okulda ne kadar tanınır, popüler bir gruba aldım bileyim mi? Bilmiyordum yeni öğrendim. Bak Furki seni uyarayım. Bir daha bu kızın yanında seni görürsem vallahi döverim. Bak seni uyarayım haberin olsun. Duydun mu? Ensene şamarı patlatırım. Şule merhaba yavrum. Sıkıntı yok konuştuk. O acil bir yere gitmesi lazımmış. Ondan selam söyledi. Gel çıkalım biz ya. Oğlum sen bir şöyle gel bakayım buraya. Sen bir sanki bana mı baktın bana mı öyle geldi? Yok ben size bakmadım mı? Sen bir sanki bana baktın. Yok sen bir baktın. Az bir dur bir yere gitme az bir dur. Sen bir derdin falan var herhalde. Yok özür dilerim öyle bir derdim yok mu? Yok senin bir derdin var benimle. Aksini bana kanıtlaman lazım. Yani gazsızın bazsın böyle boyumun kısa olduğunu mu düşüneyim? Hayır boyunun kısa olduğunu düşünmeyeyim mi? Oğlum bak yaptığın hareketlerle konuşman birbirini tutmuyor. Bana şu an ne bu küçümser gibi hareketler? Oğlum hayırdır lan mi? Oğlum hayırdır lan sana hayırdır? Ayrı yolum hayırdır? Gel oğlum hayırdır lan? Dölürttünüz lan beni. Aaa! Bundan sonra da kimse bak. Hiçbiriniz bana bakmayacak. Şulecim pardon özür dilerim canım benim. Gel gidelim. Gelsene. Hayır ben gelmiyorum Burak mı? Çok yobaz bir insansın mı? Hayır! Ben öyle bir insan mıyım? Hayvansın. Abi şaka gibi kız suratıma bile bakmıyor ya. Neyse en azından gideyim de bari yiyecek bir şeyler alayım. Neyse en azından karnımızı doyurduk ya. Dur bakayım Şule. Aa oğlum Şule'yle. Lan bu sabah dövdüğüm eleman değil mi? Oğlum ne konuşuyorlar? Dur bir dakika. Çaktırmadan. Ne konuşuyorlar? Oğlum bunlar neye gülüyor lan bu kadar? Bir dakika benim bunu çözmem lazım şimdi bir dakika. Siz baya birbirinize makara yapıyorsunuz. Kanka şey diyeceğim sen bir gelsene ya. Şule bir bekler misin? Bir şey konuşacağım arkadaşlar da. Kanka şey diyeceğim sen ya. Şule ile nasıl bu kadar iyi anlaşıyorsun ya? Bana az bir söyle bakayım anlat. Aslında çok fazla bir şey yapmıyorum. Sadece normal konuşuyorum mu? Oğlum bir dakika benden bir sıkıntı var. Normal konuşayım falan. Yine mi? Yine mi dayak istiyorsun he? Yok hayır o anlamda demedim. Heh aferin adamım. Yani benim yapım böyle. Sen nasıl farklısın? Ben de senin gibi farklıyım. Nasıl oluyor o iş ya? Bana bir anlat bakayım Şule ile. Senin Şule'yi tavlamanın yardım edebilirim. Ama bir şartım var. Ciddi mi lan? Tavlatabilir misin bana? Neymiş? Şartın neymiş? Söyle bakayım. Benden özür dileyeceksin mi? Bir dakika ama bu iş sıkıntı. Şu an bir canım bir dayak istiyor olabilir. Benim için problem yok. Dayak yemeye alıştım zaten. Ama sen Şule'yi tavlayamazsın. Tamam bir dakika lan dur. Tamam özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Kabul ettin mi? Barıştık mı? Tamam daha da dövmeyeceğim seni haydi. Ama bana Şule'yi tavlayacağım. Ayarlayacağım bana. Tamam şimdi ne yapmam gerekiyor? Söyle bakayım. Söyle. Yolda konuşuruz. Tamam yolda konuşalım. Sıkıntı yok. Şimdi kankicim ne yapacak şimdi? Şimdi öncelikle Şule'nin kalbini kazanmak için biraz daha yufka yürekli olmalısın mı? Tamam olurum zaten yeterince yufka yürekli değil miyim? Değil miyim ya? Harbi mi değilse? Tamam o zaman bir dakika. Yani insanlara yardım etmen falan gerekiyor. He. Aa bak tam Şule işte tam sırası mı? Bir dakika bakayım. Aa Şule bak senin dövdüğün çocuk üzülüyor. Tamam. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Senin bir tadın kaçık gibi. Sen moralin bozuk ya. Niye moralin bozuk? Oğlum takma sıkma tatlı canını yani. Gerek yok böyle şeylere. Bak ben senin moralini geri getirmenin yolunu bileyim. Sen ne yap bileyim mi? Madem ben sana bu kadar kötülük yaptım. Senin benim yüzünden moralin bozuk. Al sana bir para vereyim de. Git kendine bir şeyler alırsın. Kantinden yemek memek ye. Bu arada karışan falan olur beyler bana söyleyin. Tamam bu okul benden sorulu ya haberiniz olsun. Teşekkür ederim Burak. Böyle bir insan olduğunu bilmiyordun mu? Rica ederim ne demek canım estağfurullah. Cidden ben de çok şaşırdım. Seni böyle tanımıyordum. Ya önemli değil beyler anladın.
anlatabilirim yani böyle bazı şeyler. Neyse sonra görüşürüz beyler. Dediğim gibi. Aa bu kim? Aa şule. Şule nereye gidiyorsun? Depoya bunları taşımam gerektiğini söyledim ha. Kim söyledi? Hoca. He bekle şule. Bırak onu. Bırak. Sen şey yapma ya. Kız başına olur mu böyle şey? Ben taşırken yanımda bulun yeter. Nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Notların nasıl? Beğendin mi okulu? Geldiğim yer zaten güzeldi. Ama burası daha çok hoşuma gitti. İyi inşallah hani biz de varız. Yani belki seversin. Şunu şuraya koyalım depoya. 1 hour later. Şöyle. Tamam mission complete. Bu bize yeter herhalde ya. Teşekkür ederim Burak. Böyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Ya bana herkes bu cümleyi kuruyor bak bu aralar. Ben böyle bir insanım normalde. Gayet kibar, duygusal, nazik. Profesyonel yerine göre. Oğlum şaka maka bağ. Ne oldu lan? Bir kibarlık vurdu bağ ya. Aa oğlum bu bizim çocuk değil mi lan? Kanki hoş geldin. Nasıl gitti şuleyle? Vallahi çok iyiydi. Şimdi bu senin için ilk aşama olsun. Tamam. Doğru. Şimdi yapman gereken şey para bulmak. Para bulup kızı yemeğe götür oğlum. Tamam para bulmam lazım yani kısacası. Tamam. Şimdi benim biraz düşünmem lazım. Şimdi öncelikle ben garsonluk yapamam. Çok sabır isteyen bir iş. Eğitimimi tamamlamadan. Abi benden olsa olsa sanayici olur. Ben bir gideyim de araba tamir mamir bir şey varsa. Aa sonunda. Bu buraya mı geliyor lan? Hadi artık buraya bir müşteri gelsin. Allah'ım geliyor. Tamam. Buyurun. Arabanızın ne ihtiyacı vardı? Benzinin fullenmesi gerekiyor ve siyah boyarsanız sevinirim. Tamam. İşleminiz. Oo çok güzel. Fiyatı görüp gelmişsiniz. Teşekkürler. İşlemizi tamamlayıp gönderiyorum birazdan. Haber vereceğim. Ben size ararım. Şimdi öncelikle buradan. Şimdi benzini yokmuş arabanın. Tamam. Fulleyelim. Fulle depoyu bir fulleyelim şöyle. Mission completed. Tertemiz. Şimdi ondan sonra bir de siyah boyamamı istedi. Şöyle yapalım. Bir sprey alalım. Şöyle bir siyah sprey yapalım. Aynen. Tam şuralardan boyayım ki çizilmesin. Oy. Oğlum ne güzel boyadım lan. Hoş geldiniz. Benim de tam işim bitmişti. Şimdi işlemin geri kalan ücretini verirseniz tamam bu kadar yeterli. Bu kadar yeter. Teşekkürler. Tercih ettiğiniz için teşekkürler. Uy bak. Bak gidişe bir bak. Hoş geldiniz. Ne ihtiyacınız vardı? Arabanız yok da hani şaşırdım. Ben bir araba almak istiyorum. Tamam. Düşündüğünüz bir model marka falan var mı yoksa ben mi hani yardımcı olayım? Hayır yok. O zaman şöyle yardımcı olayım. Öncelikle motorlarımız var. Motor hiç düşünmüyorum. Tamam. Şu an elimde aktif olarak iki aracım var. Bu biraz daha böyle işte golf arabası. Yani gereksiz benzin yer. Ben sizi şimdi hani samimi gördüm. Samimiyetten söyleyeyim yani. Bunu alırsanız bu sizin cebinize çok zararı olur bunu. Tamam mı? Ama bir de bu var. Bakın. Önüne bir bakın. Elektrikli araba üretiyor sadece. Cebinizden 5 kuruş harcamazsınız bunu alırsanız. Bak hemen kanıtlayayım. Bakın. Her yere girer çıkar. Çok rahat. Bakın gördüğünüz gibi. Kullanış çok rahat. Çok keyifli. Huzurlu. Ama çok iyi. Yani mükemmel bir arabadır. Burak Bey ben bunu çok beğendim. Tabii ki. Sıkıntı yok. Satabiliriz. Problem yok. Renk seçeneklerimiz de mevcut beyefendi. İstediğiniz bir renk var mı? Düşündünüz. Sarı olabilir. Tamam. Sarıya da boyarız. Hiç problem yok. Normalde bildiğiniz gibi bu 33 zümrüt. Fakat siz hani artık samimiyetten şeyde ben size de yardımcı olmak istedim hani gönlümce. Daha rahat ederim diye vicdan açısından. 25 zümrüte bırakabilirim size bu arabayı. Oo teşekkürler. Şimdi şöyle yapalım. Arabanızı da sarıya boyayalım. Sonra binip gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Oy çok güzel oldu yemin ederim. Görüşürüz hoşçakalın. Tercih ettiğiniz için teşekkürler. Oğlum bu da ne kadar yavaş gidiyormuş ya. Ne yapıyor lan o? Oğlum öyle şeyler deneme lan. Oğlum ne yapıyor? Arabayı vur da beni ilgilendirmiyor. Neyse ben gideyim kızı artık bir yemeğe çıkarmaya vakti geldi. Oo Fikri Usta hoş geldin. Hoş geldin. Fikri Usta bir şey rica edeceğim ya. Allah rızası için. Ya bana bir araba ver de şu manitayı alıp gezdireceğim ya. Lütfen bir kere. Tamam lan gönlümden geldi. Git götür. Dikkatli kullan kaza yapma. Tamam Fikri Usta söz. Vallahi bende sıkıntı yok. Aa Şule. Şule ne haber? Şey diyeceğim ya sana bir yemek ısmarlayacağım. Çok içimden geldi. Cidden bak. Yok Burak gerek yok. Teşekkürler. Hayır olmaz. Bugün ben de bak arabayla geldim hem de yani. Buyur gel. Sonra ben de oturayım. Heh. Güzel bir restoran bileyim oraya götüreceğim seni. Haberin olsun. Oğlum dur pardon yolu kaçırmışız. Pardon Şulecim. Şöyle şuraya. Şuraya doğru. Gel buyur gel. Önden sen gir. Şöyle yapalım. İstediğini alabilirsin. Şefimiz burada. Pizza mı istiyorsun? Yani gel bir pizza. Ben de bir pizza yiyeyim ya. Şunu da ben yiyeyim bari. Yani işte öyle Şulecim. Afiyet olsun. Yiyelim biraz daha. Konuşuruz. 1 hour later. Şöyle ufaktan kalkabiliriz sanki ya. Bayağı da vakit geç oldu. Seni de evine bırakalım. Nasıldı bugün ya? Ben çok beğendim. Çok keyif aldım. Teşekkürler bu arada. Ay Burak öyle şey mi olur? Ben de çok keyif aldım. Teşekkürler. Rica ederim. Buyur önden. Önden gidebilirsin buyur. Şule ben bırakayım eve ya. Hala kendim gideceğim deyin. Tamam da ben bırakacağım dedim 50 kere. Ne oluyor lan? Telefonunu mu çaldı? Hayır. Bir dakika buraya gel. Seni ben yakalamayacağım ben. Eninde sonunda yakalayacağım. Bak bok herif. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan? Gel zık. Oğlum herif parkur yapıyor ya. Şaka mısın? Neyse. Oğlum hayırdır gel. Gel. Manitanın yanında beni rezil mi edeceksin? Gel. Uyur dur.
Oy! Oğlum bu bizim dükkandaki spreyleri de çalmış. Vay hırsız vay. Neyse Şule'nin telefonunu geri aldık en azından. Şule getirdim, telefonunu getirdim. Çakalı dövdüm yolun ortasında. Biraz sıkıntı yaşadım ama. Teşekkürler Burak. Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Evet arkadaşlar, bugünlük videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zorba bir gruba olarak bile görmüş olduğunuz gibi kızları tavlayabileyim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.